أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız sizin için daha münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız. Şayet orada hiçbir kimse bulamazsanız, size izin verilmeden oraya girmeyiniz. Eğer size, müsait değiliz, geri dönün, denirse dönün. Bu sizin için daha nezih, daha münasiptir. Allah, yaptığınız her şeyi tamamen bilir. İçinde oturulmayan, fakat sizin faydalanma hakkınız bulunan evlere girmenizde mahsur yoktur. Ama hiç unutmayın ki, Allah, açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile, içinizden henüz buluğa ermemiş çocuklarınız, odanıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve bir de yatsı namazından sonra. İşte bu üç vakit, mahremiyet vakitlerinizdir. Ama bunların dışında, izinsiz girmelerinde, sizin için de, onlar için de bir mahsur yoktur. Çünkü sizin, birbirinizin yanına girip çıkmanız kaçınılmazdır. İşte Allah, size ayetlerini böylece açıklar. Gerçekten Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız buluğa erdiklerinde ise, kendilerinden büyük olanları nasıl izin istiyorlardı ise, odanıza girmek için her vakitte izin istesinler. İşte Allah, size ayetlerini böylece açıklar. Çünkü Allah, her şeyi bilir, her hükmü yerinde açıklar. Görme özürlü, topal veya hasta gibi özürlülerin, sizin evlerinizden yemek yemelerinde mahsur olmadığı gibi, sizin de eşlerinize yahut çocuklarınıza ait evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarları size bırakılıp sahip çıkmanız istenen yerlerden veya arkadaşlarınızın evlerinden yemek yemenizde mahsur yoktur. İster toplu, ister ayrı ayrı yemenizde de sakınca yoktur. Evlerinize girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli ve bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Umulur ki düşünüp hikmetini anlarsınız. Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Lakin utandığından size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Eğer onlar sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber, Allah gafurdur, rahimdir.